FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin ardından el konulara kayyuma devredilen, ardındansa Kızılay Düzce Şubesi tarafından satın alınan D-655 Karayolu üzeri Beyciler Mahallesi mevkisindeki Ensar binasının pazarlık usulüyle maliyetinin çok altında Muhammed Erzurum'a satılmak istenmesinin yankıları devam ediyor. Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal'ın konuyu ilk kez kendisinin hazırlayıp sunduğu yorum yorum programında gündeme taşımasının ardından Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz Öncü TV'ye özel gönderdiği açıklamada ihalenin iptal edildiğini duyurmuştu. Yaklaşık 100 milyon TL değer biçilen bir binanın 53 milyon 850 bin TL gibi bir bedelle Muhammed Erzurum'a satılmak istenmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına da girdi. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan verdiği soru önergesinde Kızılay gibi köklü bir kurumun bu tür olaylarla anılmasının endişe verici olduğunu söyledi. Özcan, halkımızın vergilerinin ve bağışlarının amacı dışında kullanılmasına göz yummayacağız. Bu konunun ivedilikle açıklığa kavuşturulmasını istiyorum ifadelerini kullandı. Özcan ayrıca olayla ilgili olarak meclise soru önergesi verdiklerini ve Kızılay'ın ticari faaliyetlerinin denetim altında olup olmadığını sorguladıklarını dile getirdi. Konuyu yakından takip edeceklerini vurgulayan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın sunduğu önergenin tam metni şöyle. Kızılay gibi köklü bir kurumun bu tür iddialarla anılması endişe vericidir. Halkımızın vergilerinin ve bağışlarının amacı dışında kullanılmasına göz yummayacağız. Bu konunun ivedilikle açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Kızılay'ın ticari faaliyetlerinin denetim altında olup olmadığı sorgulanmaktadır. Kızılay Düzce şubesi tarafından yapılan açıklamada binanın satışının henüz kesinleşmediği ve ihale sürecinin yenileneceği vurgulanmıştır. Şube yetkilileri ihale sonuçlarının netleşmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etmiştir. Olayın kamuoyunda yankı uyandırması Kızılay'ın ticari faaliyetlerindeki şeffaflık konusunu yeniden tartışmaya açmıştır.